Merhaba arkadaşlar, Phantom'un yeni bölümündeyiz ve ben şu an neredeyim sorusunu cevaplamam gerekirse, bakın aşağıda çukur, şu çukurun içerisinden çıkmıştık. Bu çukurdan çıktım, biraz ilerledim ve şuraya geldikten sonra kendime bir tane kabin yapıp oyunu kaydettim. Şimdi bu aşamadan devam edeceğiz. Oyun bize bir yol haritası gösterdi. O yola gitmemiz lazım. Şu karşıdaki beyaz, mavi buza benzer şey. Sanırım oradan geçip gideceğiz. Bayağı uzun bir yolumuz var. Ve biz bu yolu yürüyerek gitmemiz çok sıkıntılı. Bu arada robot sesleri duyuyorum. Bakın yukarıda bazı robotlar var. Bunlar geceleri çıldırıyor ve sağa sola saldırıyorlar. Burada da var. Bazen de durup dururken bize saldırıyorlar. Neyse, ben şimdi hızlı bir şekilde bir araç üreteceğim. Birkaç gündür oyunun bu ilk modunda ya da diğer adıyla kreatif modunda araç üretmenin yollarına bakıyorum. Deneme yanılma yoluyla yapmaya çalışıyorum. Yaptım da. Aslında aracı üretmek çok da zor değil. Mantığını yerleştirdikten sonra hemen oluyor. Sonuçta bir aracın gövdesi, tekerlekleri ve işte bir kabini olur. Yani içine girmeniz gereken bir kabini olur. Bunun dışında başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Ama asıl sıkıntı şeyde, mekanik sisteminde. Hemen şuna bir göz atalım. Gerekli şeyleri ben aşağıya koydum. Bakın, bir tane aks tekerlekleri döndürmek için, araba tekerlekleri, kabin. Bu üç tane malzemeye ihtiyacımız var, materyale ihtiyacımız var. Bunları zaten haritada dolaşırken buluyorsunuz. Bir de şu gövdeye koymak için. Neyse, hızlı bir şekilde önce şunu koyalım. Bunu illaki koymanız lazım. Nesneleri bunun üzerine entegre ederek inşa ediyorsunuz. Ardından sökersiniz. Bakalım şu büyük bloğu yatırabilecek miyiz? Bazen böyle inat ediyor ve sizi deli edebiliyor. Hadi çocuğum. Evet, böyle olacak sanırım. Şöyle biraz yukarıda dursun. Tamam. Benim şeyim nerede? Aks 9'da. Şimdi 4 tane aks koyacağım. Bunlar tekerlekler için gerekli. Güzel. Üzerine çıkıp bir tane kabin koyacağım. Daha sonra bu kabinin kontrollerini ayarlamamız gerekecek. Kabinin sağına ve soluna birer tane pil koyuyorum. Nerede? Şurada. Tam ortaya bir güneş paneli koyacağım ki maalesef koyamadık. Neden? Çünkü elimizde bakır yok. Bakır olmazsa bu iş olmaz. Şunları gidip bir toplamayı deneyelim. Belki içlerinden birkaç tane bakır çıkar. Bakır olmazsa bu iş olmaz arkadaşlar. Silikon, demir. İçinde bakır yokmuş. Silikon ve demir verdi. Aman ne güzel. Şimdi işimiz biraz sıkıntılı. Maalesef. Bu hiç iyi olmadı. Bizde ne kadar bakır var ki? Hiç mi yok? 5 tane varmış. Hadi ya. O zaman yapacak bir şey yok. Şu tekerlekleri de inşa edelim. Çevrede bakır bulmamız gerekecek arkadaşlar. Bu arada robotun kafasına koyduğum şu güneş paneli işe yarıyor. Sürekli robotun şarj olmasını sağlıyor. Bakın, koşmama rağmen enerjim hiç azalmıyor. Azalsa bile güneş nedeniyle robotu dolduruyor. Bu iyi, yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Eğer bu durum skillerden değilse, güneş paneli gerçekten robotu tamir ediyor. Gece olduğunda, çünkü robot kendi kendini doldurmuyor, şarj etmiyor. Ama gündüz olduğu sürece robot kendi kendini şarj ediyor. Bunun nedenini güneş paneline bağladım.
Neyse biz bu aracı üretemeyeceğiz. Belli ki bakıra ihtiyacımız var. Şu iskilleri açalım. Bir tane combat iskilimiz varmış. Hangisini atsak? Saldırı optimizasyon çipi. Şunu açalım. Şurada da 3 tane yeni varmış. Bunları da açalım. Şunu aç. Şunu aç bakalım. Bir de şunu aç. Tamam. Biraz çevreyi dolaşacağım. Çünkü bakıra ihtiyacımız var. Şu neymiş? Ne aldığımı merak ettim arkadaşlar. İlk taradığım şey neydi? Şu muydu? Peki. Sorması ayıp. Ben bunu mining yapabilir miyim? Evet. Bir şeyler alıyor. Anladığım kadarıyla bir şeyler alıyor. Bir bakalım ne alıyoruz. Şundan aldık. Hayır bu değil. Evet şundan aldık. 112 tane olmuş. Devam edeyim. 115 tane olmuş. Demek ki mining yapabiliyoruz. Bilemiyorum bir işimize yarar mı ama hepsini alalım. Daha doğrusu alabildiğimiz kadar alalım. Tek tek topluyorum. Muhtemelen mining için şeye ihtiyacımız olacak. Optimizasyon çipine ihtiyacımız olacak. Robotun pili bitmek üzere olduğu için bıraktım. Çok fazla pil tüketmeye başladı. Şöyle biraz daha çevreyi dolaşalım. Ya o araç öyle kaldı. Üretemedik. Bu kötü oldu. Neyse bu bölüm en azından çevreyi dolaşırız. Bulabilirsek aracı üretiriz, tamamlarız ve yolculuğa çıkarız. Ben bu şekilde ilerlersem çukura giderim. Şuradaki şeyleri de toplayalım. Aslına bakarsanız robot gayet verimli bir şekilde kendi kendini idare edebiliyor. Hiçbir şekilde şarjı düşmüyor, azalmıyor. Gün içerisinde rahatlıkla yönetebiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz. Şuralarda bir şeyler varmış. Karşıda bir şeyler var. Biz şu hattı takip ederek ilerleyeceğiz. Oyunun grafikleri çok güzel, muazzam. Şunları toplayalım. Çevreyi de tarayabiliyoruz. Bunları iskillerden açtım arkadaşlar.
Biraz robotun pilini kullanıyor ama oradaki robotlar hiç hoşuma gitmedi, bana saldırabilirler. Mümkün olduğunca onlardan uzak. Bakın kırmızı renge döndü, bize saldıracak. Hani dediğim gibi geceleri kafayı yiyorlar ve saldırmaya başlıyorlar. Oyunu kaydedelim. Standby'a alalım. Sabah olsun. Ve yolculuğumuza devam edelim. Çevreyi biraz daha tarayalım. Aslında ışığımız var ama gece karanlıkta ilerlersek robotun pilini tüketebiliriz. Şuradan standby yapıp oyunu kaydediyorum. Şimdi bana ateş eden o vicdansızlar, o halk düşmanları, vatan hainleri burada mıydı? Şurada bir yerdeydi. Onlara biraz bulaşırsam beni öldürebilirler mi? Muhtemelen öldürürler. Çünkü yeterince şeye sahip değiliz. Combat skill'imiz yok. Muhtemelen bir yerden sonra silahımız da güçlenir ama şu an hiçbirine sahip değiliz. Şuna bir bakalım neymiş. Şuralarda bir şeyler var diyecektim ki robotlar bana saldırmayın lütfen. Hayır, saldırıyorlar. O yerdeki şey her neyse yeni bir şey. Acaba ne aldık? Şeyler aldık ama ne aldığımızı bilmiyorum. Yine saldıracaklar. O bir tane de orada var. O da saldırıya geçiyor. Kaç. Ya onlarla savaşmak istiyorum ama beni öldürecekler arkadaşlar. Bundan adım gibi eminim. Çünkü biz ateş etmeye başladığımız zaman enerjimizden tüketiyoruz. Ve bir süre sonra enerjimiz çok azalacak, pilimiz tükenmeye başlayacak ve kaçamayacağız. Yine. Şuna bak ya. Geliyor. Geliyor ve bu konuda çok ısrarcı. Hala daha vazgeçmedi. Kaç oğlum. Ardına bakmadan kaç. Saklanacak bir yer bulursam benimle uğraşmaktan vazgeçebilirler. Kayboldular. Güzel. Ya oralarda değerli bir şeyler var ve
sürekli olarak o bölgeyi koruyorlar. Bir süre haritada dolaştıktan sonra yeni skill'ler açılacaktır. Bu yeni skill'leri de combat'a verirsem, buraları güçlendirirsem, combat skill'lerimi arttırırsam onlarla daha rahat savaşabilirim. Yeni bir şeyler gelmiş, yeni bir skill daha gelmiş. Şunu da açıyorum. Bu tamamen kendimizi şey yapmakla ilgili sanırım. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz daha ilerleyelim. Maalesef yeni bir kabin daha inşa edemiyorum. Çünkü elimde yeterli malzeme yok. Hal böyle olunca da başka bir yere, daha yakın bir yere kabin inşa edip oyunu kaydedemiyorum. Geri dönmem gerekecek. Ne kadar uzaklaştık? Bayağı bir uzaklaştık. Şuralarda bir yerdeydi. Evet, tam şurada. Şu kaya ne kadar enteresan havada uçuyor. Şuraya bir bakalım. Yolculuğun asıl kısmını araçla gideceğim arkadaşlar. Aracı inşa ettikten sonra gideceğim ama bu haritayı öncelikle temizlemem lazım. Şurada bir şey var, onu almaya gidelim. Bakın yukarıda da bir şeyler var. Neredeyse hiç enerji tüketmeden rahat bir şekilde dolaşabiliyoruz. Yeterince bakırımız var mı? Hala daha yok. 15 tane bakırımız var. Gelmişken şunları da alalım. Karşımızdaki şeyleri. Bakın yukarıda bir robot daha var. Tabii ki ona saldırırsam, yaklaşırsam oyun bir anda dondu. Nedenini bilmiyorum ama kısa süreliğine dondu arkadaşlar. Kırmızı oldu. Muhtemelen beni gördü. Evet, beni fark etti. Ona buradan ateş edebilir miyim? Onunla savaşmayı deneyeceğim. Hasar veremiyoruz çünkü iyi bir şeyimiz yok. Ateş etme özelliğimiz yok. Evet, tutturdum. Bir daha vurdum. Patladı. Umarım çevrede başka bir robot yoktur. Bu arada artık geri dön.
Oho. Bu arada artık geri dönsek iyi olur çünkü akşam olmak üzere ve birazdan pilimiz tükenebilir. Pilimiz tükenirse ölürüz. Henüz güneş batmadan dönebildiğim kadar geri dönmem lazım. Ardından oyunu kaydedeceğim. Arkadan robotun biri bize ateş etti. Yine ateş etti. Sesini duyuyorum ama. Ya da kendi kendileriyle savaşıyorlar. Bazen kendi kendileriyle de savaşıyorlar. Başardık. Önce bir kendimizi tamir edelim. Ondan sonra standby ve oyunu kaydedelim. Tamam. Birazdan robot kendini tamir etmeye başlar. Daha doğrusu pilini doldurmaya başlar. Ben yürüyerek aşağıya doğru ineyim. Evet, yavaş yavaş kendini şarj etmeye başladı. Az önce patlattığımız robottan dolayı bize bir tane combat skill'i vermiş olabilir. Ona da bir bakarız. Maalesef vermemiş. Yeni skill'lerimiz yok. Burada 9 tane var ama zaten hepsini açtık. Bunları upgrade edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Şu an ne kadar bakır bloğumuz var? 15 tane. Bir tane bile güneş paneli yapamaz mıyım? Ah, yapabiliyorum. Güzel. Peki kaç tane kullandı? 10 tane. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu şuraya koyalım. En azından ihtiyaç duyduğumuzda bizi şarj eder. Pek ihtiyacımız olmayacak ama. Neyse, şu araç üzerinde biraz çalışalım arkadaşlar. Bir şeyler göstereceğim. Şimdi şuradan debug mode'dan bu tekerleğin nasıl çalıştığına bakalım. Bakın, çalıştırdığım zaman şu şekilde dönüyor. Yani bizim istediğimiz yönde hareket ediyor. Bunda da bir sıkıntı yoktur. Bu da aynı yönde hareket eder. Fakat şu taraftaki iki tekerlekte sorun olacaktır. Bakın, bunlar şu şekilde dönüyor. Yani saatin ters yönünde dönüyor. Siz bu aracı çalıştırmak istediğiniz zaman ve ilerlemeye çalıştığınız zaman şu tekerlekler ileriye giderken şunlar geriye gidecek ve araç ilerlemeyecek. Bu sorunu şöyle çözeriz. Şuradaki switch'i değiştiririz. Bakın, artık doğru yönde dönmeye başladı. Şunu da aynı şekilde. Evet. Şunun üzerine bir çıkalım. Şimdi aracınızı yönetebilmek için ona bazı özellikleri eklemeniz lazım. Örneğin W tuşunu basılı tuttuğum zaman ne olacak? Aks motorlarının dinamik olarak çalışmasını istiyorum. Bunu 4 tane aksa da uyguluyorum. Araç bu şekilde 4 çeker olacak. 4 çarpı 4 olacak. Aynı şekilde S tuşunu basılı tuttuğum zaman da araç motorunun çalışmasını istiyorum. Bunu da ayarladım. Şimdi ben W tuşuna bastığım zaman sağ taraftaki tekerlekler, ondan bir emin olalım öncelikle. Ondan bir emin olalım. Şöyle bakarsak daha doğru olur. Şimdi bir taraftakiler saat yönünde dönerken diğer taraftakiler saat yönünün aksine dönüyordu. Tamam. Bunlar saat yönünün aksine dönüyor. O zaman
ileriye gitmek istediğimde şu mudur, değildir. Evet, şu ve şu. Saatin ters yönünde dönmesini istiyorum, şu ikisi. Şunlar da saatin ters yönünde dönecek. Aynen öyle. Ben S tuşuna bastığım zaman şunlar saat yönünde dönecek. Karşı taraftakiler de saat yönünde dönecek. Bir saniye, emin olamadım. Saat yönünün tersinde dönmesi lazım sanırım ama bir deneyelim. Önce bir deneyelim. Önce bir deneyelim arkadaşlar. Saat yönünde dönmesi lazım. Önce bu şekilde bir yapalım. Bunu bakış açısına göre mi yapıyor yoksa daha farklı mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Biraz karışık bir mekaniği var ama bir kere yerleştirdikten sonra, bir kere çözdükten sonra sorun kalmıyor. Şimdi W tuşunu basıyorum. Bakın sağ taraftaki tekerlekler geriye doğru ilerliyor. Tamam. O zaman ben şurada durduğum zaman, W tuşunu bastığım zaman şu karşımdaki iki tekerlek saatin ters yönünde dönmesi lazım. Şu saatin ters yönünde, evet. Şu da saatin ters yönünde. Fakat bu, şu ikisinin durumu tam zıt. Güzel. Geri gitmek istediğimde, şunlar saat yönünde dönecek. Evet. Evet. Karşı taraftakiler de saatin ters yönünde dönecek. Sanırım oldu. Evet, W tuşunu basılı tuttuğum zaman sağ taraf ve sol taraf doğru hareket ediyor. S tuşunu basılı tuttuğum zaman da her şey yerli yerinde görünüyor. Peki şimdi aracı sağa ve sola döndürmemiz gerekir. Bunu şu şekilde yaparız. Ben A tuşunu basılı tuttuğum zaman benim aracım sola dönmesi lazım. Basılı tuttuğum zaman değil de A tuşuna bastığım zaman. Öyle mi olması lazım? Emin değilim. Şunu basılı tuttuğum zaman desem. Ha, anladım. Ben A tuşuna bastığım zaman sağa dönmem için şu tekerleğin durması gerekir ve diğer tekerleklerin hareket etmesi lazım, dönmesi lazım. Böylece araç sola doğru şey yapacak. Fakat şöyle bir şey var ki dinamik olarak bunu yapmamız lazım. Evet. Şu dinamik olacak. Tamam. D tuşuna bastığım zaman da şu tekerleğin dinamik olarak
hareket etmesini istiyorum. Dinamik olarak kendini frenlemesini istiyorum. Tamam. Geriye kalan her şey sorunsuz bir şekilde çalışması lazım. Bu arada yine mi karanlık oluyor? Şimdi bakalım. Evet, A tuşuna bastığım zaman fren yapıyor. Güzel. Tamam. Bence bu iş oldu. O zaman buradan inelim. Gidip oyunu bir daha kaydedelim. Her şey yerli yerinde görünüyor. Oyunu kaydettikten sonra aracımızı test ederiz ve yolculuğa çıkarız. Şunu kaldırdım. Hiç bakırımız kalmamış. Geri gidiyorum. Sanırım işe yarıyor yani biraz. Evet, biraz agresif ama en azından sağa sola dönebiliyor. Fakat çok fazla şey harcıyor. Enerji harcıyor ki sol taraftaki pil birdenbire bitmeye başladı. Oraya gidersem muhtemelen bu aracı patlatırlar. Robotların öyle bir mekaniği var. Siz bir şey inşa ettiğiniz zaman hemen saldırıya geçiyorlar. Hani bir şey inşa etmeyi bırakın, sizin varlığınızdan bile nefret ediyorlar. Takla atma sakın. Ufak bir denge sorunumuz var arkadaşlar. Ufak bir denge sorunumuz var. Çünkü frene bastığım zaman aracın arkası havaya kalkıyor ve takla atabilir. Aynen. Peki. Şöyle dursun. Onu çok fazla zorlamayalım. Üzerinde biraz çalışmamız lazım. Neyse arkadaşlar. Aracımızı ürettik. Bir yolculuğa çıkacağız. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.